Hoş geldiniz dostlar. Ülkemiz adına önemli son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar var. Bunun dışında Yunanistan Mehter Marşımızı bile çaldı. Bunu sizlere aktaracağız. Önce Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakalım. Türkiye ve Türk milleti olarak her türlü ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız diyerek savaşa hazır olduğu mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle diyerek adeta Osman Tokat atılmış oldu Yunanistan'a. Türkiye kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacaktır. Adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğumuz her türlü koşulda ifade ediyoruz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Türkiye kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak güçtedir. Evet, çok ilginç bir görüntüyü sizlerle paylaşacağız. Greek Mehter olarak geçiyor. Greek Mehteraki şeklinde de bir espri yapılmış. Greek Mehteraki, Yunanlar Mehter'i de çalmış. Gerçekten çok ilginç. Çalmadıkları ne kaldı biz de bilmiyoruz. Yunanlar harbi hırsız milletmiş. Mehter'i de çalmışlar şeklinde paylaşılmış. Ve görüntüler doğru. Eğer telif yemezsem sesli biçiminde videoda göreceksiniz. Eğer telif yersem de yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi Mehter'i de çaldıkları görülüyor. Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Eboko Yanardağı tekrardan aktif hale geçmiş. Bu da bir önemli bir gelişme. Evet, Yunanistan'ın Nea gazetesinde yayınlanan bir ankette Yunan halkının %49.2'si Türkiye'ye karşı askeri güç kullanma seçeneğine olumlu baktığını belirtirken bu soruya hayır yanıtını verenlerin oranı ise %47.1 olarak belirlenmiş. Fakat hesaplama yaptığımızda 96.3 olduğunu görüyoruz. Demek ki 3.7'likte bir çekimser oy olmuş, yani fikir belirtmemiş. Evet, Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlediği hava operasyonunda Suriye uyruklu terörist Dersim Ahmad'ı öldürmüş. Bununla ilgili Suriye yerel kaynaklarından bilgi edindik. Milli Savunma Bakanlığı da önümüzdeki saatlerde bunu açıklaması muhtemeldir. Dünyanın hiçbir ordusunun yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlamamıştır. Ekranda görüntüyü görüyorsunuz. Evet, 5 Eylül 2020 tarihi itibariyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan operasyonları ile toplam 320 teröristi etkisiz hale getirdi. Daha doğrusu gebertti diyelim. 16 Haziran 2020 tarihinde Irak'ın kuzeyi Hafteninde başlayan Pençe Kaplan operasyonunda da planlandığı gibi operasyonun başarıyla devam ettiği aktarılmış. Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolarımız hava hücum operasyonları ile intikal ettikleri operasyon bölgesinde yoğun arama tarama faaliyetleri icra etti. Arkadaşlar, nerelerde operasyonlar yapıyoruz? Meis bizim için ne ki? Komandolarımız oraya inse 10 dakika sürmez. Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolarımız operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Hafdanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi. Bölgede gerçekleşen arama tarama faaliyetlerinde 265 adet EYP, 11 adet mayın, 10 adet RPG, roket atar, 125 adet el bombası, 1 adet drone insansız hava aracı, 26 adet ağır silah, 4 adet havan, 143 adet hafif silah, 27.693 adet silah mühimmatı, 22.331 adet ağır silah mühimmatı, 8 adet AT-4 tank savar füzesi, 224 adet top hava mühimmatı. O kadar çok ki arkadaşlar, biz saymaktan yorulduk. Gerçekten ordumuzla gurur duyuyoruz. 238 adet roket atar mühimmatı, 4 adet termal kameradan gizlenme kıyafeti. Eskiden bilindiği gibi şemsiyelerle gizlenmeye çalışıyorlardı. 6 adet telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesiyle araç gereç imha edilmiş. Evet, Doğu Akdeniz Politik isimli hesapta bir paylaşım yapılmış. Yaptığımız çalışmalar sonucu öncelikle adalara bakalım. Burada mavi renkle gözüken adalar arkadaşlar, 6 büyük devlet kararıyla zamanında alınmış 1914 yılında. 1923 yılında da Lozan Anlaşması'nın 12. ve 16. maddesine göre bu mavi renkli kısımlarda silahlı bölge olması yasaklanmış. Kırmızı renkli kısım, mavi adalar bu arada Semadirek ve Limna Adası. Kırmızı adalar ise Taşoz, Bozbaba ve İpsar Adaları. Bunlar da yine 1914'te sözde 6 büyük devlet kararıyla alınmış
1923'te de Lozan Anlaşması'nın 12. maddesine göre yasak olanlar, benzer şekilde Sarı Adalar, Midilli, Sakız, Sisam ve Ayikarya Adaları da Lozan Anlaşması madde 12-13, geriye kalanlar ise Paris Anlaşması'nın 12. paragrafının D maddesine göre bu adalar Batnos, Kelemaz, İstanbulya, İncirli, Herke, Kerpe, Çobaz, Rodos, İleki, İstanköy, İleryoz, Lipso, Sönbeki, Kızılhisar yani Meis, Karaada ve Fener Adası. Yine Doğu Akdeniz politik hesabından askerleştirilen ve silahlandıran adaların fotoğrafları yayınlanmış. Buradaki fotoğraflar tek tek oradaki askerlerin sosyal medya hesaplarından bakılarak tespit edilmiş. Ekranda görüyorsunuz Ayikarya Adası, şimdiki Batnos, Bozbaba, Çoban, Herke, İleki, İleryöz, İncirli, İpsara, İstanbulya, İstanköy, Kelemez, Kerpe, Limni, Lipso, Midilli, Rodos, Sakız, Semadirek, Sisam, Sönbeki, Taşoz, Kızılhisar yani Meis, Karaada, Fener Adası gayri askeri statüde yer alıp askerleştiren ve silahlandırılan Midilli, Ayikarya, Sakız, Sisam, Kelemaz, İstanköy, Rodos, Sönbeki ve Kızılhisar adalarında ciddi derecede yığınaklanma mevcut olup ciddi boyutlarda tahkimat vardır. Askerleştirilen ve silahlandırılan 23 adanın hepsinde de Yunan askeri birlikleri konuşlanmış vaziyettedir. Aynı zamanda 23 adada kolluk kuvvetleri de mevcuttur. 23 adanın tümünde de askeri zırhlı araçlar, ekipmanlar mevcuttur. Yunanistan anlaşmalara uymamaktadır şeklinde paylaşım yapılmış. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede, her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok saymış, kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar, ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.